Galaxy Rehberi'ne hoş geldiniz. Bugün şahane şampiyon iki konuğum var. Sevgili Hande ve Simge. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok büyük gurur ve aynı zamanda hayranlık duyuyorum. Onu düşündüm. Yani hem gurur duyup hem hayranlık duymak az yaşadığımız bir şeymiş bizim. Siz de farkında değilsiniz değil mi ne olduğunu? Geçen gün sana idrak edemiyoruz durumu hala. Muhtemelen etkinizin ne olduğunu çok farkında değilsiniz şu anda. Galiba öyle. Yavaş yavaş biraz vakit geçirdikçe burada anlamaya başladık. Ama yine de o coşkunun büyüklüğünü sizlerle birlikte aynı ortamda hissetmediğimiz için bize böyle dışarıdan okey biz kazandık ve kutluyoruz bunu. Ülkede de kutlanıyor bu gibi. İnsanları park alanlarında, büyük alanlarda, dev ekranlarda bizi izlerken gördüğümüz anda şey diyoruz, galiba iyi bir iş yapıyoruz biz. Herkes sizi izliyor şu an. Özellikle kız çocukları ve genç kızlar üzerinde yaptığınız etki inanılmaz yani. Başımıza gelen en iyi şeysiniz son dönemde. Bu çok güzel şey. Burada bitirebiliriz. Şimdi Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonluğu, Olimpiyat Dünya Kupası'ymış meğerse o da. Onu... Evet, biz de gidince biz de öğrendik. Alınca öğrendik. Peki yani bu şimdi bu büyük mutluluk ama bir taraftan da baskı yaratmıyor mu yani daha ne olacak ki? Daha bitmez canım. Beklentiler bitmiyor ki yani önümüzde olimpiyatlar var. Evet. Bu kadar bu büyük başarılardan sonra olimpiyatlarda madalya almak hepimizin hem çocukluk hayaliydi hem de şu anda hedeflerimizden biri. Ve çok yakınız. Bu yaptığınız şeyi Brezilya yapmış bir kere galiba. Yani Milletler Ligi üstüne olimpiyat elemeleri birinciliği yanlış bilmiyorsam. Galiba Mehmet abi sen bizden daha iyi biliyorsun eğer bu doğruysa. Bir de çok acayip yani şey öyle bir durum var. Yani bir eski dönemde yani birkaç sene evvel Guidetti dönemi hemen ona da sallanıyor ya. Bir enteresan bir durum oldu. Adam hani nedir problemi onu da bilmiyorum ama size bir şey söyletmeyeceğim bu konuda. Yani biz ama hiçbir zaman onun emeklerini görmemezlikten gelemeyiz kesinlikle yani. Bizi yeni bir jenerasyon oluşturup o genç kadroyla bugünlere adım 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 getiren ve aslında çok daha acemiyken öyle değerlendirirken kendimizi dünya arenasında daha tecrübeli bir hale. Daha tecrübeli bir hale. Bizi olgunlaştıran aslında onunla yaşadığımız süreç oldu baktığın zaman. Ve şu an bu meyveleri topluyorsak o süreçlerin en büyük pay sahibi kişilerden biri de Giovanni'dir. Bir de yani Türkiye çapında da bir sürü şey yaptı. Yani hani genç kızlara Anadolu'yu dolaştığı, evet. Bir takım eğitimler verildi vesaire. Yani çok uzun senelerdir Türkiye'de zaten Giovanni. Türk insanına, Türk kadınına çok yakından tanıyan bir Türkçesi insan. Türkçesi de iyi. Çok iyi çok değil. Kötü. Çok kötü. Anlıyor kesinlikle her şeyi ama. Anlıyor ya da anlıyor konuşmuyor. Bizi dinliyor bazen. Santarelli ile ne değişti? Ya bir koç değişikliği mi bu sadece yoksa takımın havası değişti, Melisa geldi vesaire hepsi birlikte mi? Ya son dönemlerde bence bir kan değişikliğine ihtiyaç vardı. Çünkü çok uzun süre boyunca milli takım başlıyor 4-5 ay hep sürekli beraberiz. Bir süreden sonra bir de kulüpte belki de beraber aynı var. Heyecan, belki aynı enerjiyi birbirimize geçiremediğimiz dönemler oldu. Daha sonra Dani'nin gelmesiyle yeni bir enerji, yeni bir koç. Tamamen İlk anda hissettiniz mi onu? Santarelli geldiği anda değişik bir şey oluyor burada diye hissedildi mi? Yoksa zamanla mı oldu? Yani çok pozitif geldi, çok enerjik evet. Geldi. Bizim de takım olarak ihtiyaç duyduğumuz en büyük şeylerden biri enerjiydi. Hı hı. O da zaten bence sahaya yansıdı. Melisa'nın gelmesiyle de bu daha da güçlendi. Şöyle bir durum vardı yani geçtiğimiz senelerde. Hani bazı maçlarda sıkışınca, geri düşünce ya toparlayamayacağız galiba diyorduk ve genelde öyle oluyordu. Hı hı. Şimdi bu sefer hani çok zor durumlardan her maç başka birisi çıkıyor. Evet. Sen çıkıyorsun. Birileri çıkıyor ve işi düzeltiyor. Şöyle yani rakiplerin önünde şöyle bir etkisi oldu bunun. Onu görebiliyorum. Ya biz hani aldık bu seti ama bunlar bizi yenecek. Hı hı. Peki o nerede? O dönüş anını hissettiniz mi yani? Nasıl ne zaman oldu bu? Yani bence önceden daha kırılgan bir takımdık. Hı hı. Belki genç yaşımızdan, belki tecrübesizliğimizden kaynaklanan ya da çok duygusal oluşumuzdan kaynaklanan bazı kırılganlıklar
yaşıyorduk. Bu da sahaya yansıyordu. Bu sene bence bu uzun süre boyunca emek verdiğimiz bir durum sonuçta milli takım ve çok fazla beraber turnuva oynadık. Burada kazandığımız tecrübeleri bu sene bence çok pozitif anlamda yansıtmayı başardık diye düşünüyorum. Katılıyor. Arkadaşıma katılıyorum. Peki şöyle bir mesela Neslihan da sağ olsun bizim ailemize katıldı. Çok güzel programlar yapıyor. Bir efsane. Ona bir soru gelmişti. Yani acaba voleybolda, kadın voleybolunda genel bir düşüş var yoksa nedir falan diye. Biz hep şeye bakıyoruz ya, biz kötüyüz aslında diye bakıyoruz ya. Onun güzel bir cevabı var. Biz kötü gösteriyoruz onları diye. Katılıyor musunuz buna? Rakipleri kötü gösteriyor musunuz siz? Rakiplere saygısızlık etmek istemem diyorsun. Yok, kesinlikle. Ya çok uzun senelerdir dünya arenasındaki takımlarla karşı karşıya gelme fırsatı yakalıyoruz. Çok kaliteli ve ekol olmuş takımlar var. Biz bence bu adımları yeni yeni kendimizi ispatlaya ispatlaya o noktaya erişmeye başladık. O yüzden onlara karşı çok büyük saygımız var tabii ki her zaman. Ve bu bir spor. Her gün ve kadın sporu duygularla çok ilişkili olduğuna inanıyorum. O yüzden ben Nesli kadar net konuşamam. Hep ama Neslihan ablacığım sana sen ne dersen o. Sen ne dersen o. Tam bir star Neslihan ya. Siz de öylesiniz. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Yani sadece başarılı sporcular değilsiniz. Yani bir jenerasyonun gözünde bayağı popstar gibi oldunuz. Zaten sana güzel şarkılar söylüyorsun. Galiba. Güzel. Hande ile ikimiz güzel şarkılar da söylüyoruz. Yok. Ben böyle kariyerimiz Simge'yi taklit ediyorum söylerken. Ben de başkasını taklit ediyorum. Böyle bir yansıtıyoruz. Sen doğal yetenek mi bu yoksa çalıştın, ders ben aldın mı? Ben çalışmadım hiç. Şan eğitimi aldı. Simge Öküz'ün yıllardır sakladı. Şan eğitimi aldı mı? Hayır. Az sonra. Doğal yetenek kendi. Size bir soru soracağım. Kime uyuyor bu? Siz birbirinizi gösterebilirsiniz ya da kendinizi gösterebilirsiniz. Kim daha uykucu? Bir an beni gösterdin sandım. Böyle yapınca. Kim daha obur? Galiba ben. Ben bir zamanlar öyleydim. Hande bir zamanlar. Yani değişimimin herkes farkındadır. Bir örnek verir misin? Küçük yaşlardan beri. Bir örnek verir misin mesela? Kaç lahmacun yiyebilirsin bir oturuşta? Çok yemezdim aslında. Yok, yani ya, bazı şeyler, yani porsiyonlar hep çok büyüktü Hande'de. Tatlı falan yemezdim ben. Hı-hı. Tatlıdan ama dolayı kilo aldığım bir dönem mesela olmadı yani. Ama ben yemeği çok yerdim. Çok net hatırlıyorum. Tabak tabak yerdim. Hande kamptayız Ankara'da. Avrupa Şampiyonası 2019 masada oturuyoruz. Tatlı da yiyor. Yemeği de bayağı yedi. Gidiyor alıyor, geliyor, gidiyor alıyor. Ben de yani bu kilo konusu çok şey olduğu için hani hassas bir şey olduğu için diyorum ki kankim artık hani gitsek mi odamıza? Tamam artık diyorum yeme. Yeme artık dedi. Yiyeceğim ben falan filan. Odaya geliyoruz. Bu benim enerjim olacak diyor. Maçtan önce çikolata atıyor bir tane ağzına. Ondan sonra dedim ki ben sana dedim seneler sonra kilo verdi. Yani vermeye de bilirdi. Olay o değil ama şey diyor niye bana söylemediniz şimdi o geçmiş fotoğraflara bakınca? Diyoruz ki biz sana anlaştırmaya çalıştık ama dinlemiyorduk. Dinlemedik. Ya. Ben şu an eski fotoğraflarımı görüyorum. Yani su bidonu gibi. Estağfurullah. Bu programın adını değiştireceğim ben estağfurullah. Sürekli estağfurullah. Kimin sesi daha güzel? Simge'nin. Kim daha iyi yalan söyler? Simge. Şey Hande de ben de çok büyük bir övünçle ben çok soğukkanlıyım bence ondan Hande anlamıyorum mesela şıpır yani şıpır terlemeye ben mahvoluyorum yalan söylemeye çalışırken o yüzden söylemeyi tercih etmiyorum ama tercih etmiyoruz tabii ki yani ihtiyacımız olursa her şeyin bir gereği zamanı oluyor zaman tabii. Zaman. Kimin manşeti daha iyi burada. Ben Hande ile çok gurur duyuyorum gerçekten. Onun manşetle alakalı geldiği nokta öveceğim arkadaşım hak ediyorsun. İtalya maçında bir an var. Böyle gözlerini kapatıyorsun. Evet. Andropova atıyor servise. Böyle bir ne düşündün orada? Meditasyon keşke etkileri. Alsalar beni şu an bu saatte. Yok meditasyon mu hakikaten? Ne o? Konsantre yok, olmak için bir yöntemin mi var? Bazı olumlamalar, yani psikoloğumla çalıştığım ve kendi metodlarımı bulduğum bazı şeyler var. Onları tekrarlıyorum içimden. Konsantrasyonumu en yüksek seviyede tutmak için ve
daha rahat hissetmek için psikolojik olarak. Çünkü o sıralarda o kadar yakın gidiyor ki maç ya da atıyorum Antropov'un attığı serviste biz gerideydik. O kırılma anlarında o eskiden dediğim kırılma anlarını yaşadığımızda bunu nasıl kontrol edebileceğimizi tam bilmiyorduk. Şu anda tecrübeyle beraber bunu nasıl kontrol edebileceğimizi öğrendiğimiz için bu tarz küçük metodlar işimize yarıyor. Çok işe yarıyor. Ben de öyle kendi içimde olumlamalar yaptım. Arkadaşlar tavsiye ederim gençler, dinleyenler. Sınavlarda falan da çok işe yarayan bir yöntem. Bence hayatın her anında, her bölümünde evet. Herkesin yapması gereken bir şey. Şahane bir anlama yani film sahnesi gibi o. Daha dün annemlere öğretmeye çalışıyorum. Böyle yapacağız, şöyle yapacağız. Abime, anneme. Diyorum ki bak not... Her yere not yazacağım, post-itlerle her yere yapıştıracağım. Bunları diyeceksiniz. Aklınıza geldikçe gece yatmadan önce. Mehmet abi odada şöyle bir anımız var. Yatmadan önce meditasyon yapıyoruz Hande ile. Bu arada benimle bütün yaz dalga geçti. ben şeyim. Dalga geçti. Yani ben hani çözebilirim ben bunu ya diye. Biz de öyleydik biz biliyor. Ona kadar. Baktık ya olmuyor. Neyse Hande... Dedik ki bir şeyler yapmamız lazım. Hande'ye bakıyorum şimdi tam yatacağız artık. Yani dişler fırçalanmış, pijamalar giyilmiş. Hande böyle arkasını dönmüş bana. Defterine yazıyor. Biraz bekliyorum, zaman tanıyorum ona. En son diyorum ki katip bittiyse kapatabilir miyim artık diye. Ertesi gün maç öncesi bir dedi ki hadi gel meditasyon yapacağız. Yaptık. Maçtan önce. O sırada bitti. Kahvem geldi. Kahve döküldü yatağa. Dedim ki ya dedim kahvem döküldü. Bu Japonlar niye böyle yapıyor vesaire derken bana banyodaydı. Kankim sinirlenme dedi ya. Ne olacak dedi. İyi düşün. Bir şey olmaz. Meditasyonumuzu da yaptık. Meditasyonumuzu da yaptık. Hiç gerilmeye gerek yok. Şimdi şöyle bir ikilemde kaldım ben de. Şimdi duygularını yansıt. İçinde tutma diyorlar. Ama bir yandan da meditasyon yaptım. Her şeyi de iyi karşılamalı mıyım? Böyleyim. Ne yapacağıma hiç karar veremiyorum şu an. Sinirlenmek istiyorum. Onun için de meditasyon yapsaydın. Karar veremiyorum. Karar veremiyorum. O daha da geriyor beni. Kim daha iyi şoför? Var mı? Yaşından dolayı diyorum. Ay sana yazıklar olsun. Hiç yakışıyor mu? Tecrübesinden dolayı diyorum. Gencecik kız canım ne var? Ama son halleri. Bunu keseriz. Kim daha çok horluyor? Horluyor. Ay ben kiloluyken horlardım arkadaşlar. Ara sıra bazen çok yorgun olduğunda. Şu son dönemlerde bir kere başımıza geldi. Onda nereden biliyorsun bitiyordum. Ne zaman horladığını? O söylüyor çünkü. Ha, ben ses kaydı aldım çünkü. Öyle insanlar var ya ben hayatta horlamam. Nereden biliyorsun abi? Ama artık horlamıyorum. Kiloyla evet. Alakalıymış bu. Öyledir tabii. Yani ben çok iyi bilirim onu. Estağfurullah. Yok ben askere 100 kilonun üzerinde gitmiştim de. Beni bayağı yatakhanede öldürmeyi düşünenler vardı. Kimse uyuyamıyordu çünkü. Ben yatağı suçluyorum tabii. Çok yamuktu. kim uyandığında daha sevimsiz oluyor sabah? Sevimsiz mi uyanırsın? Sen de böyle şarkılar ben, söyleyerek uyanan insan tip var. Ben uyanmıyorum Mehmet abi. Yani ben uyanıyorum, o zorlu aşamayı atlatırken ben alarmımı koymuşum. O yüzden ben geç uyanmayı tercih ediyorum. Belki ilk anlarını belki görmeyeyim. Belki de sevimsizliği senin uyumandandır. Kesinlikle. Yani kalkıyorum, mesela insan şeye de sinir oluyor. Hande şimdi ben tuvalete gittim geldim, o süreyi de uyuyor ya. Mesela diyorum ki bir kez de Hande önce gitsin de o süreyi ben uyuyayım. Yani ona bile düştüm artık. Ben hazırlanıyorum, Hande hadi kalk. Kalk artık. Sizin odaları ayırmanız iyi olmuş. İyi oldu. Rahatlamışsın. Ama yok ya. Ayrı da zor oluyor. Özlüyor beni. Kim daha sulu göz? Ben. Peki şey... Aşıyorum bunları. Çalışıyorum. En çok neye ağlıyorsun? Böyle film, dizi falan seyrederken ben ağlıyorum ya genel olarak. Çok, gerçi böyle de çok ağlak bir tipmişim gibi. Yok öyle değil. İyidir ya ağlamak ne var? Ama, rahatlarsın. Tabii canım. Duyguların dışarıda. Ya mesela Naim filmine gitmiştik önce. Orada baktım herkes ağlıyor. Onlar ağlayınca beni gülme alıyor mesela. Geldi. Böyle değişik bir şey. Çıktık. Herkes perişan olmuş. Ben onların yüzüne gülüyorum. Peki uyku mu yemek mi? Bu sizinle alakalı değil. Hangisini tercih edersiniz? Uyku. Uyku. Değişti artık diyorsun yani. Eskiden yemekti. Evet değişti.
Şu an uykuma daha çok önem veriyorum. Uzak Doğu mu, Güney Amerika mı? Güney Amerika, direkt. Gittiğiniz yerleri gezebiliyor musunuz? Öyle hayır, bir algı hayır. var. Yani ben hiç... Öyle bir algı var. Bir de ekonomi uçuyorsunuz. Neyse, değişti galiba o. Son uçuşumuzda değişti. Eyvallah ya abi, evet, bu insanlar kocaman 1.90, 2 metre boyunda insanlar, o ekonomi 10 saat uçulur mu ya, olacak iş mi ya? Ya ben bazen, bana tecrübem gereği exit veriyorlar. Hı-hı. Bir bakıyorum Ebrar koltuk arasında şöyle sıkışmış. Diyorum ki ne olur gelsen otur, yani kıyamayacağım. Bu kadar da iyi kalpli bir işte. Yaparım. Çözüldü ama galiba şu an. Çözüldü. Vargas mı, Boşkoviç mi? Evet abi, bizim burada yakar. Bunun seçimlerini yap. Yani bu zaten bir cevap oldu. Ya ya bence ikisi yok canım, zaten öyle iyi birbirin, yani o kadar zor bir soru ki. İkisi birlikte oynar mı? İkisi birlikte oynayamaz. Pozisyon gereği. Peki Ebrar'ın sen de pozisyonunu değiştirdin. Çok yetenekli çıktı, anlamadık. Ebrar bir anda manşet almaya başladı. Ben yıllarımı verdim bunu yapabilmek için. Şeyi anlamadım ben. Şimdi orta oyuncusu olarak başlıyorsun değil mi? Evet. Sonra pasör çaprazı. Peki bu isteyerek mi oldu bu geçişler, yoksa koçların söylemesi mi, kulübün? Bu geçişler, ben biraz şanslı bir çocuktum diyeyim. Böyle beni seçtiler ve bir proje çocuk gibi yetiştirmek istediler diyeyim. Kütahya'da mı oluyor bu olay? Yok, İzmir'de voleybol oynamaya başladım ben. İzmir'den Eczacıbaşı'na transfer oldum 2010'da. İlk önce orta olarak başladım. Daha sonra milli takımın ve kulübün aldığı kararlar doğrultusunda orta olarak oynuyordum. Ama tekniğim smaçora da çok uygundu. Kariyer planlaması olarak bakıldığında da milli takımdaki yükselişimle, daha doğrusu milli takımda olacak isteyerek de oldu bir taraftan, evet, değil mi? Yani bu, yani önüm daha açık gözüküyordu. Demedin yani. Önüm daha açık gözüküyordu smaçör pozisyonunda. O yüzden smaçör pozisyonuna evrilme konusunda da ilk önce bir pasör çaprazı oynamam gerekiyordu. O smaç vuruş tekniğiydi, stiliydi, ya da işte orta oyuncuyken maçın bir bölümünde dışarıda oluyorsun, arkaya geldiğinde libero ile değişiyorsun. Pasör çaprazı, onun dışındaki diğer pozisyonlar sürekli maç içinde kalıyorlar. Buna alışabilmem için de bir süre pasör çaprazı oynadım. Daha sonra bu pasör çaprazı oynarken de aynı zamanda servis karşılama antrenmanlarıma devam ediyordum. Daha sonra ne zaman hani tamam şimdi smaçör oynayabilir oldu, o zaman smaçörlüğe geçiş yaptım. Yani senin de ikna aldığın bir planlamaydı. Ya benim için çok zordu. Zor değil mi? Çünkü çok çocuk yaşta sürekli pozisyonun değişiyor. Yani kulübe geliyorum, orta oynuyorum. Milli takımda da orta oynuyordum, Yıldız milli takımda. Daha sonrasında işte bu pozisyon değişikliklerine uğradığımda kulübe geliyorum, orta oynuyorum, milli takıma gidiyorum, smaçör oynuyorum. Ya da biri sakatlanıyor, dönüyorum kulüpte smaçör oynuyorum, milli takıma gidiyorum, orta oynuyorum gibi. Sürekli bir pozisyon değişikliğine. Avantaj mı bu, yoksa O zamanlar çok sıkıntısını yaşıyordum. Ama şu an baktığımda bence çok büyük bir avantaj. Çünkü oyunun her alanında bir bilgim ve tecrübem var gibi hissediyorum. Yani diğer pozisyonları da anlayabilmek, evet, en azından şey. Sosyal medya. Bakıyor musunuz çok? Ben çok bakmamayı tercih ediyorum. Tabii ki de kullandığımız için karşılaştığımız bazı durumlar oluyor. Ama hiçbir yarar yok bir kere size yani. Net olarak söyleyebilirim. Evet. Takımdan kim tweet ya da post atınca eyvah bir şey olacak diyorsunuz? İsim verebiliyor muyuz? Yok ya, şahane şahane. Evet. Her türlü şahane. Şimdi şöyle bir durum var. Hande hani fiziğiyle küçük yaşta dikkat çekmiş ve seçilmiş birisi. Sende durum farklı. Sen seçip ısrar ettin. Değil hayır, mi voleybol? Evet abi, ben de fiziğimle seçtiler. Ya ben burada ısrar etmedim mi oluyor bu durumda? Hayır, gerçekten. Birbirimize girmemiz yok mu şimdi? Hayır ama şöyle bir durum var. Şimdi sen ol diye uğraşılmıştır muhtemelen. Sen ol diye ailemle sen uğraşmışsındır. Şimdi olay şöyle başladı. Öyle yani. Bu iş böyle ben mi? Fiziken ilkokul çağlarında yaşıtlarımdan oldukça uzundum. Öyle mi? İlkokulda bu boydaydım. İlkokul 1'e giderken. Simge de smaçör başladı. Ben de tam tersi smaçör başlayıp libero oldu. Evet, onu baktım ki boy
herkes uzuyor ben kalıyorum, herkes uzuyor ben kalıyorum. O sırada da antrenörlerin yönlendirmesiyle A takımda libero oynayıp genç takımda smaçör olarak oynamaya devam ettim ben de. Sonra o şekilde devam ettim. Yani ama çok bir kırılma anıydı benim için. Yani smaçör başlayıp onun hazzını tadıp sayı almak sonuçta çok farklı hissettiren bir duygu. Onun haricinde arka planda kalıyormuş gibi hissettim bir an kendimi. Yani libero olarak sayı alamıyorum, onlar atak yapıyor, şimdi ben nasıl sevineceğim alıyorsun vallahi gibi. Alıyorsun arada bir onu da yapıyor. Güzel, bu herkes paralize oluyor. Kaç tane yani o ikilemde ya. Acaba bıraksam mı diye düşündüm. Onu sormaya çalışmıştım. Evet. Beceremedim. Evet. Ben o noktada çok ısrarcı oldum. Ama babanla çalışmaların var küçük yaşta. Tabii. İşte karşı ya fileyi geçiremiyormuşsun topu. Evet. Uğraşmış adam. Ben takıma katıldığımda herkes üstten servis atmaya başlamıştı. Ben geçiremiyorum kesinlikle. Onlar yapıyor, ben nasıl yapamam? Ben kendimi yani... 3 metremize attım. Gitmedi, fileye bile değmemiş. Ben böyle alttan atıyordum. Yani babam da öğretmen olduğu okulun spor salonunda hafta sonları gidelim o zaman çalışalım. İşte evde babam mesela koltuğun üstüne çıkardı, top tutardı elinde voleybol topu. Ben smaç adımlaması yapar onu koltuğa vururdum. Yani şimdi... Buradan eğer komşularımız falan izliyorsa çok özür dilerim ama her şey bugün size bunları yaşatabilmek içindi. Biraz da babama, anneme işte vazo, ampul, hani o merak etme, o tarz borçlarım var hala, henüz ödemedim. yani benim için zorlu bir süreç oldu ama çok istediğim bir şeydi. Böyle karşılığını almak şu an beni inanılmaz tatmin ediyor. Yani çok iyi hikaye hakikaten. Geç de milli takım oynadın değil, evet, mi? 26 yaşında. Belki en geç katılan yıldız hızlı genç bir şekilde, milli yok. Hızlı bir şekilde de en iyi libero seçildin. Hı hı. Yani güzel çok hikaye yani. Benim için çok büyük bir arzuydu orada olmak. Yani yıldız takım hiçbir şekilde yıldız milli kamplarına çağrılmadım, genç milli kamplarına çağrılmadım ve... Biraz da neler yaşadığını anlatasın. O sırada... Hande kamptayken örnek veriyorum, ben tatil yapıyordum. İyi ki yapmışım o dönemler tatil. Şimdi hiç yapamayacağımı 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Hakikaten kaç gün, sen bu yıl ne kadar tatil yapabildiniz? Tatil yap yani... Bir 4 gün var galiba. Bir 4 günümüz var. Sonra bir haftamız var. Bir hafta var mı? 6 gün. Ben bir haftaya yuvarladım. 10 gün toplam. 10 gün. Yani 4 ay içinde 10 gün. Şimdi yani ben yaz mevsimine bayılıyorum. Keşke hep yaz olsa. Hep böyle sürekli yaz gelsin diye bekliyorum. Sonra yaz böyle geçiyor. Geliyor gidiyor, bir şey oldu. Eliyeme geçiyor. Şimdi gene başlıyor, sezon başlıyor. Evet. Bu sezondan önce bizim takım programı biraz daha rahattı bu dönemde, hı-hı, diğer takımlara göre. O yüzden bir 10 gün iznimiz vardı. Güneş yoktu havamda. Ama güneş yoktu. Yani... güneşli bir yere gitseydiniz bir zahmet. Güneşli bir yere gittik. Mesela çok rüzgarlıydı. Rüzgar. Şey dedirtti bize. Hattı. Yani usuleten mayo ile bikiniyle oturuyoruz. Yoksa içimiz üşüyor. Şimdi size bir beraber yarışacağınız test yapmak istiyorum izninizle. 2012 takımından... Kaç oyuncu sayabilirsiniz milli takımdan? Naz, Gözde abla, Gülden abla. Şimdi bir dakika başlayacağım. Esra abla. Bir saniye. Esra becerebilirsen. Abla. Birlikte başlattım. Mi sayıyoruz? Evet. Okey. Gülden abla. Esra abla. Esra abla. Esra. Naz. Naz. Bahar. Bahar. Eda abla. Eda abla. Kübra var. Yok, Kübra yok. Büşra. Çok küçük Büşra. Büşra var. Gizem Güraş'a. Evet. Evet. İkinci pasör. İki kardeş var. Gözde abla, Özge abla. Özge abla. Özge, Gözde. Bir kişi kaldı. Gözde. Bayağı saydınız, bitti. Pozisyon ne? Polen. Polen. Pasör çaprazı. Bir tek o kaldı. Vallahi gayet iyiydi. Ne diyorsunuz? Bekliyor muydunuz bu kadar? Çok güzel. Peki, bize bir şarkı söylemek ister. Erik Dalı'nı söylüyor musun peki sende? Yok, o kadar söylemiyorum.
Erik Dalı'nı. Oynamayı Dalı. Seviyorum. Söyle. Nereden çıktı Erik Dalı? Nereden nereye geldi Erik Dalı? Nereden çıktı Erik Dalı? Bir dünya markası oldu. Erik... Bayağı Hollandalılar falan da oynuyor. Yani, Erik Dalı nasıl çıktı hiçbir fikrim yok ama bir düşüncem var. Biz Amerika'da VNL şampiyonu olduğumuzda ondan önce yoktu değil mi? Yok. İlk orada çalındı. Öyle yani ben çok şey hatırlıyorum böyle mesela... Lig maçlarında da olsa final maçından sonra böyle bir kutlama şeyi yapılırken arkadan bir Erik Dalı geliyordu. Ama onu böyle... biz açıyorduk mesela. Kendi aramızda açıyorduk. Ya da hani daha farklı şarkılar. Erik Dalı muhtemelen şöyle bir duyum aldım. Amerika'da araştırılmış en çok dinlenen Türkçe şarkılardan artık bir liste çıkmış herhalde karşılarına. Onlar da bunu bulmuşlar sanırım. Bizim federasyona bu soruldu mu? Menajere soruldu mu? Hiçbir fikrim yok. Çünkü oyunculara sorulmadığından eminim. Sorulsa bana soruldu. Kimse bana sormadı böyle bir şey. Münasebetsizden. Öyle o şekilde çıktı aslında. Biz de çok böyle güzel bir ortam oldu. Herkes eğlendi derken bütün turnuvalardan sonra bu çalınmaya başladı. Ama Erik Dalı'nda öyle bir şey var. Yani normal böyle hüzünlü bir şekilde otururken de böyle bir yerden bir duyduğun zaman abi. Şöyle bir omuzlar hareketleniyor yani. Havası falan çalınıyordu evet. Normalde olimpiyat 2020 olimpiyat elemelerinden sonra. Giovanni ile yerlere çöktüğümüz anlar da var mesela. Var doğru. Tavukları pişirmiş. Tavukları pişirmiş. Vizyon deyince de biz Ankara'nın bağlı. Çok emin değilim ama belki yani böyle çıkmış olabilir, olabilir diye düşünüyorum. İlk maaşında ne aldın? Maaşında ne aldım? Kolye aldım galiba kendime. Bu değil herhalde şu andaki. Yok, aldım. Zamanda yolculuk yapsan nereye? Geçmişe mi, geleceğe mi? Hangi döneme gitmek isterdin? Şu an galiba geleceğe gitmek isterdim. Ne kadar bir i̇şte gelecek. Mesela, geçmişi gördük geleceğe. Geçmişe daha... yani ne kadar bir bakayım. Bir 15 sene sonrasına gitmek isterdim. 15 sene, 100 sene sonra. Hayır, 15 sene. Ya ben de eskiden. Hayır, hayır. Ben de yok aşkım, 15 sene. Ben huzur istiyorum bak. 15 sene, 15 sene sonra. Bahçemde çayımı almışım, kahvemi. Oh, kitabım. Emekliliğim. Ya bu, sahil kasabası. Bunu anlıyorum. Ben de sizin yaşınızdayken hep 15 sene sonra, 20 sene sonra olsun isterdim. Şimdi o günleri, o isteklerime lanet ediyorum. Keşke öyle kalsaydık hep. En çok kullandığın kelime? Aynen. O kadar üşeniyorum ki bazen. Aynen, ben... aynen. Aynen çok rahatlatıcı ve kolay. Evet, doğru. Hiçbirinden imza ya da selfie istedin mi o zaman? Tarkan'dan istedim selfie hayatımda tek. Tarkan'dan istedim. Tarkan'dan. Ve o gün çok rahatsızdım. Şey, birlikte çekimdeydik. Hı-hı. Artık dayanacak halim kalmamıştı ve çekimin sonunda geldi. Dediler ki Tarkan gelecek, hani beklemek ister misin, gönderelim mi seni? Gelecek mi hemen oldum? Ne yardan ne serden o halde. Düşününce var ya, ben Nazlarla falan da çekildim çok küçükken. Naz Amel takımda oynarken. Pelin abla oynuyordu o zaman. Onlarda da fotoğraflarım var evet. Ben galiba şey hissediyorum. Rahatsız edeceğim galiba, istemeyeyim. Ben hep halbuki bu düşüncedeydim. O tam tersi. Hala da öyleyim. Şu anda senden birisi imza ya da selfie isteyince rahatsız mı oluyorsun, gururlanıyor musun? Hayır, ben gururlanıyorum herkes da başkasını rahatsız etme. Ediyor muyum acaba şeyi? Yok yok, herkes öyle. Empatisi çok yüksek. Empatim çok yüksek, lanet olsun. Kariyerinde en gururlandığın an, ikinize de soruyorum. Vallahi bu sene çok oldu. Bu sene şimdi hangisini sayalım? Gururla dolaşıyorum sokaklarda. Ya ama galiba... Türk bayrağı gibi dolaşıyoruz dışarıda. Yani bu başarılar tabii ki çok güzel. Kazanmak, işte altın madalya, bu kadar gurur değil. Verici şeyler yaşamak. Ama beni böyle o olimpiyata aldığımız o bilet ilk acayip mutlu etmişti. Herhalde onu unutma. Bu sefer. Bir önceki. Gittiğimiz evet. Bizim. Kore maçı yok mu ya? Ah, hatırlatmayalım. Ben ama biz demiştik odada. Ben seyredim... Ne demiştiniz? Yani şimdi Kore çok daha yenilebilesi bir evet. Takım gözüyle. Bence
Yani burada söylemek de artık çekinmiyorum. Bütün ülke olarak böyle baktık muhtemelen. Doğru. Herkes sevindi bence Kore çıktığında. Herkes sevindi. Evet. Biz Hande ile odada şey olduk. Biz sevinmeyelim. Yani ne olur ne olmaz hani. Daha tabii o zaman meditasyona başlamamız. O zamanlar. Ondan. Biz her şeyi normal karşılamaya çalıştık. Derken o gün olan oldu. Olan oldu. Bir de ama çok zorluydu gerçekten. Başlayayım. Hani burada saat tabii ki onlar da bizimle aynı saatte kalkıp aynı saatte ama o gün geldiler. Kore'yi yenseydiniz Paris'i kazanamayacaktınız. Orada altın alamayacaktınız. Öyle mi diyorsun? Neden? Olumlama yapıyor şu an. Ben bir geleceğe gittim de. Pozitif nasıl bakarız? Pardon, sözünü kestim. Kore'den konuşuyordunuz odada. Odada Kore'den konuşuyorduk. Ertesi sabah yani böyle maç saati de inanılmaz saçma bir saatti. Yani sabah 9'da oynadık. Biz güne 5'te başladık. Yani sabah bir... Program o kadar sıkışıktı. Program çok sıkışıktı. Yani tabii ki karşı takım da aynı şeyleri yaşadı. Bu bir şey değil, bahane değil tabii ki ama zorlayıcı bir turnuvaydı yani. Ben şimdi sizin maçları böyle oturup dikkatle izleyemiyorum heyecandan. Evin içinde yürüyorum. Hatta son maçta 12 bin adım yürüdüm. Evin içinde. Sağlık için sporum Mehmet abi. Sağlık için sporum. Biz buna da ön ayak olduk. Evet. Sayenizde. Sayenizde yürüyorum. Teşekkür ederim. Kolesterolüm düştü. Halka etkilerimiz saymakla bitmiyor. Çok fazla. Fazlasıyla. Bir doğruluk payı sorum var. Milli takımın vazgeçilmezi olan Epion'un Naim Kaldırdım Dünya şarkısını ilk olarak Hande Baladın'dan çıktı. Doğru mu? Doğru. Doğru. Nasıl çıktı? Şöyle çıktı. Yine 2020 olimpiyat elemelerine dönüyoruz. Antalya'da Naim Süleymanoğlu'nun onun adına yapılan filmi takımca bizi izlemeye götürdüler. Simge ondan bahsediyordu işte filmin sonunda herkes ağlıyordu ben gülüyordum dediği film. Şimdi böyle yüzeysel geçince de ben duygusuz biri gibi gözüktüm ama değil. Yok öyle değil. Ya ben insanlarım çok... Savunma mekanizması olabilir. Ağlama. Olabilir. Çünkü biliyorsun. Olabilir. Bunu konuşacağız. Tamam bunu çözeceğiz. Ya ortada bir negatiflik bir durum varsa evet. Ben genelde herhalde şeye çevirmeye çalışıyorum hemen. Okey kendimizdeyiz tamam bitti. Çocukluğuna dönelim. Neyse filmin sonunda bu müzik çaldı. Herkes çok duygulandı, çok beğendik. Filmi de beğendik, müziği de beğendik derken ben o zaman takımın DJ'ydim. DJ'lik yaptığım bir dönem oldu kariyerimde. Smaçör, orta oyuncu, DJ. DJ, pasör çaprazı. Pasör çaprazı. Şu kısacık ömrüme neler? Bir de geldi libero olacaksın yakın. Libero, Lua da soyunmayı düşünüyorum. Güzel. Öyle. DJ'ken işte bu müziği her ama antrenman öncesi hep beraber güzel söylüyorsunuz başladık. Ama. Ya şarkıyı güzelleştirdiniz. Hep beraber söyleyince güzel oluyor. Çok güzel evet. Tek tek söylersin. Yok senin sesinde bir şey söylemek istemiyorum. Yanlış anlaşılmış. Tek tek söylersek bir Simge'ninki güzel. Arada. Bunu ben de kurtaramam ki. Kübra'nınki de belki. Kübra. Bir süper gücün olsaydı ne olmasını isterdin? Galiba ben ışınlanmak istiyorum. Işınlanmak. Işınlanmak. Evet. Bizde zaman kısıtlaması çok. Bir yerden kaçmak çok... için mi, bir yere gitmek için mi? Bir yere gitmek için. Tatile gitmek için ama. Mesela. Bir gün iznin var. Buradan çıktım mesela abi. Hemen hop Bodrum'dayım. Ama antrenman hop. Küçük düşünme. Oralar 45 dakika deniz. Bir saat falan. Antrenman. Ya Bali falan da hiç gidemeyeceğim. Tamam neyse. Ya. Hani vakit o kadar dar ki ışınlanırken bile Bali'yi düşünemiyorum anladın mı? Buradan görmemişim çünkü. Buradan Bali'ye ışınlanmak bir iki saniyesi vardır. Biz burada yarım saniyede gideriz Bodrum'a diyorsun. Mesela iki idman arası hop Bali'de almışım kokonatımı. Dönüyorum akşam idmanı. Güzel. Çok güzel olurdu güzel. Ben de galiba. Kendine dair hak verdiğin eleştiri. Manşetim kötüydü işte bir ya zamanlar. Ya bırak Allah'ını severim seni ya. Bir zamanlar dedim. Alo. Benim eleştirim galiba şey. Bu kadar da iyi niyetli olma artık. Yani şey için söylemiyorum. Bu bir övünç gibi değil. Ya
azıcık da şey yap. Konuş. Azıcık. Aman o kırılmasın, aman şey yapmasın. Şu an artık bu dönemlerde fark etmeye başladım ki aslında ben kendime yüklüyorum her şeyi. Yani diyalog kurmaktansa yapmayayım şimdi üzülmesin. Bunu geçirelim. Bu artık çok hoşlandığım bir huyum değil galiba. Halbuki açık olsan belki daha kolay olacak karşı taraf içinde. Yani son dönemlerde birkaç böyle diyaloğum oldu. Normal şartlarda hiç konuşmayı tercih etmeyeceğim konuları konuştum ve beklemediğim tepkiler aldım. Her şey çok normaldi. Aslında kafamda yarattığım gibi... Meditasyonun faydaları. Kafamda yarattığım gibi olmadı yani. O yüzden şu an bundan rahatsızdım. Farkında olup değiştirmeye çalışıyorum. Şahane. Kaytarma yılın. Bizde kaytarma yok. Kaytarma. Neye kaytarma? Başarılar nasıl kazanıldı zannediyorsunuz? Kaytarma yılının şu olabilir. Yalan da değil yani. Abi, idmana gitmek antrenman var. İdmana gitmek istemiyorsun. Maksimum diyebileceğin hastayım. Onda da seni getiriyorlar zaten. Ne kadar hastasın? Getirip hastaneye götürüyorlar. Hastayken bile söylenmez. O yüzden olmuyor yani. Telefonundaki en ünlü kişi. Benim de sensin. Benim birkaç ünlü tanıdığım var son dönemde. Aldın mı Tarkan'ın numarasını? Alamadım. Hadi ya. Hastaydın o gün ondan oldu. O gün hastaydım. Yani ben de ama var yani. Bu soruya en çok gururla Tarkan cevabı veriliyor gelen konuklarımız arasında. Tarkan biz o kadar emek almış demek. Tarkan Bey. Tarkan Bey de bir garip oldu. Tarkan Bey bize numaranızı atar mısınız? Atarsa çok gülerim ama. Söz rahatsız etmeyeceğiz. Rahatsız etmeyeceğiz. Hani öyle bulunsun diye yani. İlk celebrity crush'ın? Benim yaşımın, jenerasyonumun crush'ı Justin Bieber'dı zamanında. Güzel. Benim şey demiş, Haluk Levent. Ben inanılmaz bir Haluk Levent hayranıydım çünkü. Öyle mi? Evet. İlk gittiğim konserdir Haluk Levent. 16 yaşında falan. İlk konser benim de Mustafa Sandal galiba. Peki, tek bir yemek hakkın olsa ne olur, ne seçerdin? Kuru fasulye. Sadece? Kuru fasulye pilav. Neli? Pastırmalı mı, etli kuşbaşı mi? Kuşbaşı etli. Of. Spesifik konuştum. Ben zeytinyağlı sarma diyorum. Zeytinyağlı sarma. Evet. O da güzel. Beyaz lahana sarması. Etli. Seviyorum. Ay iyi. Annem böyle küçük küçük etli. Yapıyor. Etli. Onun da tam zamanı. Onun tam zamanı. Annem şimdi yapar. Hadi ya. Geldim ya artık. Bize de yollar mı acaba? Ziyafet tabii. Ya, tabak tabak geldi. Bana çok yakınsınız zaten. Geçerken bırakırım kapıda. Kendinizle ilgili duyduğunuz en sizi güldüren eleştiri ya da yorum. Çok güldüren değil de şeyi duydum. Takıma gelen arkadaşlarım hani beni tanımayıp yeni tanıştığım insanlar. Aa sen o kadar soğuk biri değilmişsin. Öyle mi gözüküyormuşsun? Öyle gözüküyorum herhalde. Biraz gergin mi duruyorum bilmiyorum ki. Dışarıdan. Korkutucu. Benim çok komik ya. Benim tırnaklarıma takılmışlar galiba. Aldığım duyumlara göre. Böyle de oynayabiliyorum arkadaşlar. Orijinal merak mi? Etmeyin. Bunlar mı? Evet. Herkes protez zannediyor ama orijinal. Hakikaten. Biraz kalın sadece. Yeni şeyler çıktı ya. Hani jel tırnak falan. O yüzden kalın. Bayağı makyaj yapıp çıkıyorsun. Ben bunlar sayesinde blok yaptım ya. Sadece tırnağımla dokundum topa. Kırılmadı tırnak. Yok. Kalın biraz o yüzden kırıl. Makyaj yapılıp çıkılıyor maçlara. Değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet. Ya yani makyaj iyi hissettiriyor peki, kendimizi. Peki terle falan o problem olmuyor mu? O özel bir makyaj türü mü? Waterproof malzemeler. Öyle mi hakikaten? Hakikaten merak ediyorum. Ya o kadar terlemeye muhtemelen bir miktar gidiyordur ama zaten havlularımızı yakından görseniz herkes de farklı bir renk fonda tamam. Peki saçlar da yapılıyor. Ya bayağı biraz zaman alıyor. Hande mesela. Bayağı bir hazırlığı var yani. Saçla alakalı şey. Benim hep yıllardır aynı saç, aynı saç modeli. Küçükken de aynı modeli yapıyormuşum. Daha sadece bol bağlıyormuşum saçımı. Şimdi bayağı böyle. Böyle çıkıyorum maçlara. Başka bir sporda yok herhalde. Yok şeyde atletler de yapıyor pardon. 100 metrede de falan da var. Orada da büyük şey oluyor tabii.
Ya kadınlar fashion yapıyor ya bence. Bence de. Ya erkekler yani güzel de bazı erkekler de yapıyor. İyi hissettiriyor. Yani mesela o rutin gibi oluyor artık. Atıyorum ben bununla uğraşırken maça hazırlanıyormuşum gibi hissediyorum gerçekten. O yüzden. O şeyin hazırlık rutininin bir parçası. Evet. Peki yardım ediliyor mu? Saç örmede bilmem ne. Tabii. Birbirimize yardım ediyoruz. Elif örme konusunda iyi. İlkin ben iyi. Ben simge far falan sürüyordum. Allık sürüyorum. Sizin bana sormak istediğiniz bir soru var mı acaba? Böyle başıma Mehmet bir dert abi, geldi. Mehmet abi, eğer sen bizi sıkıştırırsan biz o arada kullanmayı düşündük ama keyifli gittiği için ben biz onu unuttuk. Sıkıştırma bile yok. Biz bu eğlence programı bizimki. Öyle sıkıştırma yok. Bakıp seçebilir miyiz? İstediğin gibi serbest. Ama ya ben cevap verebilir miyim onu bilmiyorum. Guilty pleasure'ım ne bilmiyorum. Eyvah. Bakalım. Zor bir şey gelecek galiba. Aa, olabilir. Soruyorum. Bir tane mi sorma hakkımız var? Kaç tane var? Soruyorum. Soruyorum. Biz iki kişiyiz ya. Bir bir yer. Biraz daha bakayım bir. Zor bir şey gelecek galiba. Ağırladığın en tuhaf konuk kimdi? Yani ayırdı deme. Hepsi birbirinden tuhaf. Tuhaf. Bilmem. Ama bu böyle kaçamaz. Kaç yok, cevap vereceğim. Kaç kimdi en tuhaf? Yardımcı olun bana. Ha? Hasancan tabii ya. Hasancan Kaya'dan daha tuhaf bir insan olur mu? Şimdi bunu söyledim ya, perişan edecek beni. Şahane bir adam. Biz çok bu seviyorum. Arada bayağı kendisi motive ediyor kamplarda. Evet. Öyle mi? Seyrediyorsunuz. Çok çok seyrediyorduk. Şimdi katılmak da istiyor da biz orada mahvoluruz diye kaçınıyoruz bu durumda. Ama şey, şu şöyle gidebilirsiniz şu şartla. Abi bu bölümü atalım. Ben hiç güvenmiyorum yani. İzlediğiniz kadar seyirci olarak. Sen bana güven. Ben seyirci olarak seyirci olarak katılmak istiyorum. Seyirci bırakır mı seni? Konuk olarak değil. Uğraşır bütün gün. Biz böyle çok depresif olduğumuz anlarda, kamplarda falan, akşam yatmadan önce çok açayım mı Hande? Meditasyondan önce. Benim eşim hiçbir yere çıkmaz. Çıktı Hasancan'a. Gerçi saklandı böyle kazanın içine. Hadi. Yırttın mı? Cevap verebildim değil mi? Evet, güzeldi. Sen de olursa al canım. En son kime ve neden hakaret ettin? Gerçekten mi? Etmemiştir belki. Etmedim ya, uzun süre. Yani suratına etmem lazım değil mi? Yani şey değil, arkasından, televizyondan etmekle sayıyor musun? O da olur, o da olur Mehmet abi ya. Trafik. Trafikte sağdan soldan normal birilerine bağırıyorum yani. Çok bu dönemlerde bu arada ekstra çok zor olaylar İstanbul'un yaşanıyor. Trafiği çok zor. Ben çok korkunç olaylar yaşadım yani. Nasıl yani? Bana trafikte yani söylememde sakınca var mı bilmiyorum. Hiçbir sakınca yok. Silah mı çıkardılar? Onu bir kez yaşadım seneler böyle önce. Böyle sallayanlar oluyor, evet. Bana camdan beni sıkıştı yani, önüme arkama böyle yavaşlıyor, ilerliyor, yavaşlıyor, ilerliyor. Böyle beni bir boş bir yolda taciz etti. Taciz ediyor ve arkadan elini camdan çıkarıp, bu dönen bıçaklar nedir bilmiyorum, böyle geldi. Kelebek. Cam açık kelebek. Ay siz ne diyorsunuz bilmiyorum ben hiç oralar. Kelebekle geldi. Yani aldı annemlerle telefon, korkudan alamadım. Hadi ya. Annemlerle telefonda konuşuyordum. Onlara da şey yapamıyorum, panik olacaklar. Yani telefonu kapatıp polisi arasam ne diyeceğim? Ne zaman gelir polis veya bizi nerede yakalar? O zamana kadar beni sıkıştırır mı falan? Zor. Milyon tane şey geçerken aklımdan plaka gitti. Zormuş. Bitti mi? Yattın mı? Evet. Şu sakmayalım mı? Başka bir şey. Tek kelimeyle nasıl tarif edersin? Eda Erdem. Kaptan. Diyebiliyor muyuz? Ben şu mikrofonu... Kaptan. Kaptan. Melisa Vargas. Çocuksu. Bebek. Öyle mi? Yani bebek diyecektim bebek. Ben de. Tabii. Öyle mi? Yani öyle, çünkü öyle. Görüntüsü öyle değil. O gücünün arkasında suratına yani bakınca bebek görünümlü ama çok güçlü bir karakter. Gerçekten. Kişilik olarak da mı öyle? Yani çok naif. Çok tatlı. Harika. Ebrar. Çılgın. Deli fişek. Deli fişek. Santarelli. Enerjik. Zehra. Duvar. Duvar. Türk Neslihan Demir. Demir melek.
Demir Lady. Demir Lady. Yani şahanesiniz. Saatlerce konuşabilirim. Ama siz antrenmana gideceksiniz. Bir fotoğrafın sizde hissettirdiklerini soracağım önce. Sonra da bir... Huzurun hatırlıyor musunuz bana? Şey mi yani canlı mı kafanızda yoksa böyle hayal gibi mi? Canlı. Ben ne yapacağımı şaşırdım yemin ederim. Önümde ödül vardı. Ödülü nereye fırlatsam fotoğrafta çünkü çok büyük bir alan. Ertesi sabah uyandığında biz şampiyon olduk hakikaten mi diyorsun yoksa zaten hani kupa yanımda mı diyorsun? Ya ilk anda şey oluyorsun o bence anlayamıyorsun. Ben son sayıyı aldığımızı anlamadım. Yani mesela son sayıymış gibi sevindim böyle tur attım sahada ama o şey yok. Hani maç bitti. Maç bitti. O inanç yok yani bittiğine dair. Arada demek ki o stres ortamında o sayımayı gidiyor akıldan. Yok. Bence de öyle. Yani bir noktada hiç bakmadığın yani totem yapıp bakmadığın anlar var. Maçın atmosferine kendini kaptırıp bakmadığın anlar var. Japonya maçında. Evet. Şok oldum ben skoru görünce. Arabaya açılmıştı. 21-9, 22-9 gibi bir skor vardı. Nasıl olur böyle? Hiç fark etmedim yani. O an o kadar eğlenceli ve o kadar keyif aldığımız bir ortam vardı ki sahada. Daha önce böyle bir şey olmuş muydu? Oldu. Ama en son tabii hatırladığım Japonya maçı. Hmm. Simge vardı yanımda. Böyle 21-9 mu? Hani nasıl olabilir? İnanamamıştım gerçekten. Bazen böyle algıları kaybettiğimiz anlar oluyor. Peki en stresli an maç sayısını atarken servis mi yoksa karşılamak mı daha stresli? Maç sayısı. Bence karşılamak daha stresli. Yani ben servis atmadığım için bilemiyorum ne hissediyorlar ama. Zamanında yani ben içimde içten içe şey diyorum ya alt tarafı karşıya atacaksınız şu topu ve hani oynayacağız öyle gibi mi bakıyorum olaya ama için, öyle değil tabii. İzleyen için tam tersi. Servis bence ya. Servis mi? Yani şimdi onu fileye taktın çünkü eskiden hani şey oluyordu ya karşıya geçiyordu şimdi sayı oluyor direkt yani. Tabii. Çünkü atıyorum servis karşılarken bir noktada oyunu sen kuruyorsun. Evet. Servise atarken servise atıyorsun iyi atmazsan çok kolay oyun kuruyor karşı taraf. Daha sıkıntılı bir hani blok defans anlamında daha sıkıntılı hızlı, bir daha duruma daha hızlı geliyorlar daha organize geliyorlar. Yani. Ama ne bileyim. Hepsi karşılamada daha rahat hissediyor. Hepsi riskli. Dokunduğumuz her top riskli. Ya bana da şey geliyor bu arada. Servis karşılamak rahat geliyor. Rahat geliyor. Evet. Ama neler hissediyorlar ama bilmiyorum. O an biz tabii onu o rahat hissetmek için ve iyi alabilmek için neler yapıyoruz onu bir biz biliyoruz. Yani maçtan çıktığımda bazen benim böyle kafam patlıyormuş gibi hissediyorum. Sınavdan çıkmış gibi. Ben mesela o kadar anlayabiliyorum yani. Kazandığımız işte onu da ben anlamıyorum. Artık turnuva bitti veya herhangi bir turnuvada şampiyon oldun. Kızlardan bazıları gece dışarı çıkalım diyorlar. Eğlenelim, bir yerlere gidelim, otel odasında kalmayalım. Ben de mesela genel şey bir anda adrenalin düştüğü anda diyorum ki ben bu koltuktan kalkmak istemiyorum hiç şu an. Yani bana biraz zaman lazım toparlanmam için. Bir süre sonra kendime geliyorum ama ilk etapta o inanılmaz enerjiyi yansıtamıyorum. Hadi gidelim hemen işte dışarı çıkalım, eğlenelim falan, kutlayalım hemen toparlanıp gidebildiğimiz bir an olmadı o kadar kişinin. Aynı anda hazır olmadı. Büyük gurur bizim için ve aynı zamanda büyük hayranlık duyuyoruz. Peki, çok ilginç bir soru. Hayatınızda veya kariyerinizde senin gibisi yok dediğiniz size ilham veren kişi kimdir? Çok zor ya bu tarz sorular beni zorluyor. Beni de. Çünkü çok böyle elit sporcularla hepsinin farklı farklı özelliklerini ve karakterlerini gözlemleyebildiğin için tek bir isim söylemek zor geliyor. Bir şeyler kapmaya çalıştık yani bu zamana kadar. Peki şöyle sorayım o zaman. Böyle televizyondan ya da uzaktan büyük takımda gördüğünüz, hayran olduğunuz, sonra da tanışıp daha da iyi bir insanmış dediğiniz birileri var mı? Genelde çünkü kahramanınla tanıştığında bir hayal kırıklığına uğrarsın ya. Öyledir yani genel olarak. Ya mesela Jordan Larson geldi ilk aklıma. Amerika milli takımının kaptanı, Eczacıbaşı'nın kaptanıydı daha önce. Birlikte de oynama fırsatı yakaladık. Yani sahaya girdiği anda şey hissediyorsun, winner yani. Hmm. Duruşu, yürüyüşü. Profesyonelliği o seviyede bir noktada şey dersin ben Jordan Larson'ım hoş
biz de şu an diyemiyoruz öyle bir şey de anladık onu da. Hani o Jordan Larson niye bu kadar stres yapıyor ki? Sonuçta çıksa yapabilir yani. Aynı kaliteyi verebilir yine gibi düşünüyorsun. Yani tanıdığın zaman ne kadar profesyonel, ne kadar disiplinli ve yani aslında inanılmaz titiz olduğunu işinde anlıyorsun. Başka bence onu buraya aynen. Onu buraya getiren de bence peki şeyi de sormam lazım. Djokovic'le yaptığınız o sohbeti. Biz o sohbeti yaptık. Djokovic bizi mental olarak Çin maçına hazırladı. Biz 3-0 kazandık o maçı olimpiyatlarda. Sonra gitti raket kırdı. Gerçekten duyguları kontrol etmek üzerine konuşurken raket kırdı ertesi gün adamı. Biz de onu böyle etkilemiş olabiliriz. Aslında yani. Evet. Ya ama adam hala bununla mücadele ettiği için tabii zaten anlatıyor. Tabii. Kolay bir şey değil ki. Ya yani olimpiyatların en güzel yanı da herhalde böyle fırsatlar çıkabiliyor karşına. Dünyanın en iyi sporcuları, en kaliteli sporcularıyla bir araya geliyorsun. Biz de çok güzel bir an yaşadık onunla. Umarım bir gün onu canlı izleyebiliriz. Umarım bir gün onu Türkiye'de de ağırlayabiliriz. Gireceksiniz. Yani o zaman Paris'te altın aldıktan sonra İnşallah. Ben de böyle baskı yapıyorum. Bence aldınız artık da. Biz aldık. Olumlamayla devam edelim. Ben gittim gördüm geldim. Aldık. Müsaade ederseniz bir selfie çekmek istiyorum. Tabii ki. Hiç bozmayın. Ne diyoruz? Galaksi. Şampiyonlara büyük alkışlar. Hanım hanımcık anlattık.